Arkadaşlar hepinize selamlar. Selam oyun gezerler. Oyun gezerin güzel insanları. Şu anda Almanya'dayız. Niye Almanya'dayız? Çünkü Gamescom'a geldik. Ay, çok yorucu bir yolculuktu. Şaka şaka sığır gibi yata yata geldim. Çünkü sabah köründe kalkıp uçağa binmek zorunda kaldık. Almanya'nın Köln şehrindeyiz. Buraya Kolonya yani Kolon değişik telaffuzlarla hitap ediyorlar. Ama ben kısaca Köln diyorum kendilerine. Bakın şöyle şehri size göstereyim. Nasıl güzel şehir değil mi? Ben de sadece bu kadarını gördüm henüz. Çünkü henüz otele giriş yaptım. Gördüğünüz gibi hala üzerinde eşyalar var. Arkamda video ekipmanları. Bu tarafımda tripod var. Şimdi Respawn'a gidiyoruz. Respawn nedir diyecekseniz bilmiyorum. Beraber öğreneceğiz. Almanya ile ilgili ilk fark ettiğim şey, ilk defa bu arada Almanya'ya geliyorum. Daha önce gelmeye kısmet olmamıştı. İlk fark ettiğim şey inanılmaz yeşillik bir alan oldu. Evet, her yer yemyeşil. Şehir merkezi, şehrin dışı inanılmaz yani. Sürekli İstanbul'da yaşayanlar bilecektir. Şile yolundaymış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Hep yeşil, hep yeşil, hep yeşil. Hiç merkeze indiğimizi anlayamıyorum yeşil olduğu için. Arkadaş, millet doğayı koruyor ya. Her şey bize garip geliyor, her şey bize yabancı geliyor. Ama burada yaşamaya, en azından bir hafta boyunca yaşamaya çalışacağız. Ne yapacağız? İlk gün Respawn'a gideceğiz dediğim gibi. Kendisi bir seminer, konferans. Oyunlarla alakalı tabii ki. İkinci gün GDC'ye yani Game Developer Konferans'a gideceğiz. Oyun yapımcılarının konferansına gideceğiz. Işık şöyle daha iyi galiba, evet. Ardından üçüncü gün yani ayın 5'inde Gamescom serüveni başlayacak. 3 gün boyunca Gamescom'un altın üstüne getirmeye çalışacağız cumartesiye kadar. Ve bu seneki Gamescom'un güzel bir tarafı da bu sene bayağı bir Türk var aslında. Şöyle Türk var, Türk firmaları bu sene Gamescom'da stand kuracaklar. Buna Mount & Blade'in geliştiricisi Tailworks'a dahil olmak üzere bir sürü firma var. Evet, şu anda arabaya binmeye çalışıyoruz Almanya'da. Almanya'daki ilk şeyimizi şeye diyoruz ve Sarp'ı gördüğünüz gibi değişik bir pozisyonda. Ne abi, bu ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Abi başka nasıl oturacağız? Oldu mu? Rahat mısın? Hayır değil. Gel bana doğru biraz daha kay istersen. Yani bu şey yaparız ya, sen onu kaysan. İyiyim iyiyim. Kıçım kıçıma bir şey yapar. Hemen kayda girmeye de. Bir ter atalım lan. Hayır, her şeyi ve her anı. Niye giriyorum lan? Gözlüğümü değiştireyim bari de tanınmayayım. Bir de kafamı tirban sarayım. Evet, şu an GDC yani Game Developer Konferansı doğru yola çıktık. Gamescom henüz kurulum aşamasında. Şöyle ufak bir tease yapayım size Gamescom'un kurulumuyla alakalı. Şu an nereye gidiyoruz ama inanın hiçbir fikrim yok. Ben de şu an yabancıyım. GDC'nin bir alanına gidiyoruz ama nereye gittiğimizi bilmiyorum. VIP ve Speaker Launch yani konuşmacı kısmına geldik. Videolar ve için. VIP girişe geldik. Mobil videolar için ve HD'leri için ve bir de Instant Play olursa. Ed Colony'nin CEO'suyla şu an beraberiz. Evet, GDC'de farklı ve çeşitli standlar var. Şu an o kadar saçma şey söylediğimi fark ettim ki. Evet. Çektim buraya yani. Hitman'in bir şeyi var, evet. Hitman'in bir şeyi dediğin Ayo Interactive sanki işe alacak insan arıyor gibi geldi bana. Vallahi olabilir. Varsa yeteneğin hemen başvur. Hadi gel gidelim. Hitman'in yaşlandığı halinin çok güzel bir... Bir gençleşiyor, bir yaşlanıyor, bir şey olmaz. Motion capture'ını yapayım, Max Payne gibi. Şu an açıkçası çok açız. Aç olduğumuz için GDC'den ziyade yemek yiyecek bir şeyler arıyoruz şu anda. Yemek de bitmiş. Lönk diye araya girdim de bu GDC'nin ikinci günü. Yani evet, dün evet, başladı aslında. Dün başladı aslında, biz bugün... Yemek kalmamış o yüzden, ona mı bağlayacaksın? Abi hepsini yemişler, bir gittik kalmamış. Evet, tam gittik, yeni bitmiş gibi bir hali vardı. Biz de bir şeyler yiyeceğiz. Ama hala buralardayız biz de. Yarın aynen buradayız. Yani yarın da buradayız. Bir hafta boyunca buradayız işte. Ben böyle yarım gözükeyim kamerada. Yarım gözükeyim. Ay şöyle. Evet, tekrar sizlerleyim. Karınlar doydu. O yüzden biraz gezeceğiz. Sarp, Deniz ve Tuğbe'yi arkada bıraktım. Onların farklı işleri var. Benim farklı işlerim var. Gördüğünüz üzere Microsoft'un standı var burada. Windows 10. Burada yasaklıyorlar bize. El koyuyorlar. Ne oldu konuşmanız? 45'te başlıyor. 5 dakikamız daha var. Niye biz buradayız? Niye oyun gezer GDC'ye geldi? Ne bu oyun? Manyak mı bu adamlar? Oyun yok orada diyorlar. Var burada oyun arkadaşlar. Valla Türkiye'de oyun sektöründe kariyer yapmak isteyen arkadaşlara burayı öneriyorum şiddetle. Herkes çatır çatır başvuruyor valla. İş başvuruyor. Aa, bu arada evet. Mesela Hitman'in yapımcısı şu anda IO Interactive. Burada iş ilanı. Bana dediler gel çalış dedim. Yok yani şimdi düzenimi bozamam. Benim saçım var. Çalışamam. Yani, o tür şeyler var, dönüyor. Biz de World of Tanks'in free-to-play alışkanlığını konsollara nasıl getirdiği, evet, bunu nasıl sağlamaya çalıştığına dair bir konuşma var, oraya gireceğiz. Gerçekten merak ediyoruz. Bu elimdeki de şey, genel GDC.
ilk günün sonuna geldik yani resmen sonuna geldik. Bayağı bittik yani. Yanımda Deniz var. Aha uzanmış orada yatıyor. Şu an evet. Otel ne? Selam. Almanlar güzel insanlar. Bayağı bir Türk var Almanya'da. Her 10 insandan biri Türk sanırsam. Yani bakınca anlıyorsunuz zaten. Aa bu bizden diye yani. Öyle bir çekiyor yani hemşeri seni. Bir Türk vardı sağ olsun geçirdi biraz bize gerçi. Pahalı. Hiç acımadı. Fena yani. Fena sattı yani. Yani atıyorum 10 euroluk şeyi 15 euroya aldık gibi bir şey oldu yani. Ama hemşerimizdir bir şey diyemiyoruz. Şartlar falan sonuçta. İkinci gündeyiz ve bakın ne oluyor. Yağmur yağıyor ne olacak? Bakın hayvan gibi yağıyor Almanya. Allah'ı hayvan gibi yağıyor yani. Dün sıcaktan kavrulduk derken yani 3 dakika laf etmeye kalmadı. Bir saniye. 3 dakika laf etmeye kalmadı. Ertesi gün bildiğiniz hayvan gibi yağmur başladı. Look at this shit man. İngilizcem de şahane. Şakır şakır konuşmaya başladım. What is this? This is a pen. Yani akıyorum şu an. Deli gibi akıyorum İngilizce'de. Böyle değişik kelimeler falan da kullandım. Acayip acayip. Otherwise'dı. Bu tarafta sığınan insanlar var. Burası Gamescom'un yapılacağı alanın bir şeyi. Bir kısmı. Şu Ubisoft'taki abilere aslında şey sormak istiyorum. Ne oldu da Assassin's Syndicate böyle oldu? Evet, GDC'den çıktık. Game Developer Conference'dan. Respawn'a geldik. Respawn da geliştirici etkinliği. Öncelikle oturmanın çok güzel olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum konuşmama. Ya. Vallahi yorulmuşum. Siz ekipmanları görmüyorsunuz herhalde şu anda ama bayağı bir ekipman önümüzde var. Size demedim ekipman diye. Üzerinize alınmış gibi oldunuz ekipman diyeceğim ama sol tarafında Sarp, onun da solunda Deniz var. Selam diyorlar. Mikrofonu vermediğim için konuşamıyorlar şu anda. Ha ne? Şimdi konuşabiliyorum. Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz şu an Sarp? Şu anda The New Yorker Dock One denen bir bölgedeyiz. Sahil kenarındayız. Nehrin kenarındayız. Respawn adlı bir etkinlikteyiz. Şöyle. Boynumuz bu arada gerçi hamal gibi olduk. Deli gibi kartlarımız var. Burası ufak, küçük, tatlı bir yer. Bir aslında hangar gibi bir şey. Evet. Eski küçük tersane. Eski bir tersane binası anladığım kadarıyla. Matrix yaptım ben. Ama yani gördüğünüz üzere sevgili Almanlar burayı çok güzel bir etkinlik alanı olarak kullanıyorlar. Sadece Respawn gibi oyun etkinlikleri değil, anladığımız kadarıyla parti ve benzeri eventler de burada yapılıyor. Tabii. Güzel bir mekan yani, gerçekten çok şık bir tasarımı, iç dekorasyonu var. Bence güzel yani, siz de sevmişsinizdir muhtemelen. Bana kalırsa Game Developer Konferansı'nın donuk havasından çok daha iyi bir yer olmuş ya, burası. Evet bu burası gerçekten, Deniz de şimdi onu söylüyor. Çok daha samimi. Bir kere yani GDC yani Game Developers Conference daha fazla oda ayrılan ve oda ayrılmalarda işte çok gerçekten sağlam vardı. Hani bayağı kallavi abilerin bayağı kallavi konuşma, abi demeyelim, abi ve ablaların kallavi konuşmaları vardı yani. Katılabildiklerimiz bizi çok etkiledi. Evet. Ama burası daha fazla etkileşimli bir şeylerin yapıldığı bir yer. Yani etrafta Unity'nin, Unreal'ın, birçok farklı bulut bilişim firmasının çeşitli etki şeyleri var. Eğitimleri var. Bu eğitimlere kulaklıkları takıp dahil olabiliyorsunuz. Biraz ben kitleden bahsetmek istiyorum. Şimdi kitleden biz bahset bize. GDC'de ve Respawn'da kimleri gördük? Nasıl insanlar buradalar? Amaçları nedir? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Michael biraz bundan gördüm evet, ben. Bilgi vermek istiyoruz. Robert De Niro'yu gördüm falan. Yok öyle yani, isimler. Yani oyun sektörünün Michael Douglas'larını, Robert De Niro'larını gördük aslında. Evet. Şimdi katılımcıları birkaç farklı kategoride değerlendirebiliriz. Birincisi konuşmacılar kategorisi. Konuşmacı arkadaşlar hem Game Developer Conference'da yani GDC'de hem de Respawn'da belli büyük oyun firmalarının temsilcileri olarak burada yeni teknolojiler tanıtıyorlar. Kendi servislerinin tanıtımlarını yapıyorlar. Ayrıca buradaki genç developer olmak isteyen arkadaşlar, ki bunlar ikinci kategori oluyor aslında. Onlarla birlikte atölye çalışmaları yapıyorlar. Yani konuşmacılar dışında gayet genç, dinamik, cıvıl cıvıl ve oyun geliştirmeyle gerçekten çok ilgili genç arkadaşlarımızı görüyoruz. Ki hepsi de Alman değiller. Aslında Avrupa'nın farklı yerlerinden de gelenler var. Şey olayı çok güzel. Mesela GDC'de IO Interactive, şu anda Square Enix bünyesinde Hitman'i yapan ekip mesela iş ilanı sunmuşlardı. Aynı şekilde Ubisoft'un Free to Play departmanı diyebileceğimiz Blue Byte da aynı şekilde. Keza mobil ve sosyal oyunlarda çok büyük bir kitleye sahip olan Good Game Empire ve Big Point gibi firmalar da burada çeşitli iş ilanlarında bulunuyorlar. Yani aslında Good Game olayı çözmüş.
bunu özellikle söyleyeceğim. Kahve veriyor değil mi? Aynen. Siz kahve veriyorlar, mecburen başvuru yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani çok takdir ettim adamları. Mesela Deniz'le ben şu anda Good Game'e başvurduk. Aynen, her yani, an iş gelebilir ama biz kahve aldık sadece. Yani Good Game'in CEO olursak şaşırmayın yani. Bunların hepsi kahve sonucu arkadaşlar. Aynen. Alkış oldu, inanılmaz bir alkış vardı. Arkada. Evet sayın izleyen, harika bir alkış. Kameramız az önce kartı full olduğu için onu bir değiştirdik, çözdük evet. Falan. Siz şey yaptınız, anladınız. Gerçi beni duymamış olabilirler şu an mikrofondan dolayı da. Yo cayır cayır alıyor mikrofonumuz aslında. Tamam. Şöyle bir soru olacak. Abi böyle yerlere nasıl geliniyor? Evet. Var mı böyle bir sorunuz Enis Bey? Var. Yani ben geldim ama gene de merak ediyorum. Nasıl geliniyor? Şimdi Enis'in... Ben medya olarak geldim. Başka türlü developer'ım mesela. Türkiye'de oyun geliştiren bir insanım. Buraya gelmek istiyorum. Ne yapacağım? Şimdi böyle bir konuda arkadaşlar para vermeniz gerekiyor tabii. Hani bu acıklı bir şey. Respawn veya GDC gibi yerler çok ağır sponsor desteğinde bu arada bu işi yapıyorlar. Her yerde bakıyorsunuz mesela biz görüyoruz Respawn Gathering of Game Developers Inno Games'in desteğiyle ki Inno Games en baştaki sponsor. Onun dışında gerçekten sayfalarca giden sponsorlar var. GDC'nin mesela başında Gamma Sutra var. Kendisi böyle... Medya sponsorlarının en büyüğü olarak Gamma Sutra'yı söyleyebiliriz. Çünkü bir sürü irili ufaklı sponsor olan kesinlikle. Bir firma. Kesinlikle yani ve yani... Türkiye Futbol Federasyonu'nun o kadar sponsoru var mıdır? Bir ihtimal belki. Yani bunu bu arkadaşlara bırakıyorum ben futboldan anlamayan adam olarak. Ama buraya gelirken gerçekten 60 Euro'dan başlayan, işte kademesine göre giden 299 Euro'yu hatırlıyorum mesela bilet fiyatlarında. Gireceğiniz alanlara, hani sahip olacağınız önceliklere göre fiyatlar belirleniyor. Ama mesela bu sene çeşitli konferanslarda Kuvadi vardı yine Berlin'de yapılan, evet. Hatırlıyorsun. Berlin'deki mesela konferansa katılması için bizim Oyun Gezer'in de parçasının bulunduğu Seti Media, Tuğbek Ölek önderliğinde indirim kuponu sağlamıştı ve daha ucuza girilebiliyor. Yani böyle yerlere... Tuğbe'yi bulun. Tuğbe'yi bulun arkadaşlar. Olay Tuğbek'te bitiyor. Şeyi söylemek istiyorum yani bu bahsettiğimiz konulardan bağımsız olarak... Bu arada şurada çok güzel bir oyun var. Tamam ona sonra bakacağım. Ben daldım ona bakıyorum. Yani... Buraya sadece atıyorum oyun geliştirmek isteyen birisi olarak para vermek dışında aslında gelmenin bir farklı yöntemi daha var ki biz bunu gördük. Gönüllü olarak çalışan kişi kategorisinde de buraya katılabiliyorsunuz. Aynen. Biz ismini şu an hatırlamıyorum ama bizi çok sıcak karşılamıştı. Bir Türk arkadaşımız vardı Bilkent Üniversitesi'nden. Hatta bizi tanımıştı. Aa Oyun Gezer'den mi geldiniz diye. Aynen. Mesela yani GDC gibi etkinliklerde çalışanlar gönüllü olarak çalışıyorlar. Muhtemelen öğrenciler ya da part-time işlerde çalışan ya da full-time işlerde çalışıp izin alan genç insanlar. Yani arzu ettiğiniz takdirde Almanya vizesini ayarlayabilirsiniz. Gelip burada gönüllü olarak çalışabilirsiniz. Yani bu şekilde de bir katılım sağlayabilirsiniz. Tabii ben hatırlıyorum geçen sene Gamescom'da The Crew oynamıştık bir görevliyle birlikte Ubisoft'tan. Kendisi burada İngilizce öğretmenliği yapan bir kızımızdı, Türk kızımız. Bayağı sohbet, Türk muhabbet. Aynen kendisi bizim evladımız böyle. Ben oturuşumu değiştirdim farkındaysanız. Şimdi biz kızımızı verirken dikkatli oluruz falan. Yani bu tür şeyler de gerçekten yapılabiliyor. Ya arkadaşlar hani üniversitelerin zaten buna Bahçeşehir Üniversitesi'nin BAK programı da dahil. Bu tür yerlere geliyorlar toplanıp. ODTÜ Teknokent burada. Evet. Ya bir de şu var şimdi dışarıdan bakıldığında evet gerçekten çok zor bir şeymiş gibi görünebiliyor. Dur ben tutayım ya seni yorum. Yani Almanya'ya, Köln'e geliyorsun, Respawn'la şey yapıyorsun, kalma etme vesaire gerçekten masraflı gibi görünüyor ama hani öte yandan bence olayın şöyle bir boyutu da var. Yani gerçekten imkanı olan arkadaşlarımız var ki yani onlar vardır diye umut ediyorum. O kadar da zor bir şey değil. Yani bu imkanlar dahilinde eğer kendinize böyle bir fırsat yaratabiliyorsunuz kesinlikle burada bulunmanız gerekiyor diyebilirim. Çünkü gerçekten nereden neyin çıkacağı belli olmuyor. Türkiye'de de bu tarz oyun geliştirme hayalleri kuran bir sürü genç arkadaşımız var. Ve yani hem vizyonlarını açmak hem de sektörden gerçek insanlarla karşılaşmak adına bir şey yapmak adına burası çok büyük fırsatlar sunuyor bence bilemiyorum. Ben de o zaman birkaç trik vereceğim size eğer Almanya'ya gelecekseniz. Diyelim ki çok fazla paranız yok. Hani vizeyi hallettiniz, pasaportu çıkarttınız, uçağa atladınız, geldiniz, yatacak yer falan da yok. Hani öyle geldin. Yemek paran kalmadı, yatacak yer paran kalmadı. Şimdi arkadaş burada doğru saatlerde, doğru yerlerde olursa aşağı yukarı her şey bedava. Onu ben sana söyleyeyim. Cebinden 5 kuruş para çıkmaz yani. Hani sabah atıyorum bilmem ne gidiyorsun lounge'una işte biz press lounge'a gidiyoruz basın şeyine odasına. Orada bilmem ne saatlerinde yemek çıkar. Akşam mesela burada Fritz Kola var, karnını şişirirsin öğlen yani. Restoranca nasıl
gelecek adamlar. Ya hayır. Bende press launch var. Onda başka bir şey vardı. Sonuçta orada launch yazıyor. Yani. 12 çeyrek 1.5 arası bir launch var orada. GLC'de onu görüyorsun. Hani yani ya dersin ki param yok lan dersin. Allah Allah. Yersin yani. Bir şekilde ayarlarsın. Türk değil miyiz oğlum? Ayarlarız. Yani açım. Aç. Neyse. Fritz kolası bedava. Yatacak yer mi yok? Vallahi ben size söyleyeyim mi? Buradan konuşun. Herkes çok iyi yürekli insanlara benziyor. Onu bile ayarlarsınız ha buradan. Tamamen diyaloğa bağlı. Tamamen diyaloğa bağlı bir iş yani. Yani Erasmus programı gibi düşünebilirler aslında. Erasmus'ta nasıl biz burada arkadaşlarımızı, evlerimizi misafir ediyoruz. Yani buradan da gerekli kontaklar yapıldığı takdirde öyle bir şey de çıkabilir zannedersin. Şimdi bana diyeceksiniz ki mesela atıyorum üniversite öğrencisiyim, nasıl para kazanacağım bilmem ne falan filan. Arkadaş part time çalışırsın 3 ay 4 ay bir yerde. Paranı biriktirirsin atarsın cebine yani. Hepimiz zengin doğmadık. Ben küçükken nacılar çektim sen biliyor musun? Evet sana diyorum abi benim param yoktu yani. Oğlum çalış lan bir şey olmaz part time işe gir. Ben gidiyorum hadi bak.